dileyelim Allah dileyelim. Yalvaralım Allah'a, gelin Allah dileyelim. Sübhanallah, Sultanallah, her dertlere derman Allah. Sübhanallah, Sultanallah, her dertlere derman Derviş himmeti, tutun farzı sünneti. Ey Muhammed ümmeti, gelin Allah diyelim. Eyvallah, benim bir yeğenim var küçük, bana diyor ki dün Ankara'ya gittim. Amca diyor, sen diyor o arkadaş her ilahi okuduğunda ağzına sağlık diyorsun diyor bana. Demezsem olmaz şimdi, ağzına sağlık. Öyle diyormuşuz madem. Hocam bir küçücük bir şey anlatmak istiyorum ya, müsaade ederseniz. Buyurun. Yani inşallah sınırlarımı taşmam. Çünkü yazıda okudum, aklım orada, hani dedin ya nereye gittim biraz önce düşünüyordum kara kara diye. Duymamışım hiç hikayeyi. Hikaye o ki derviş... Dervişliğinden sıyrılmak istemiş. Ama sıyrılınca sevgili Önder abi, bu arada yazının bütününde bahsettiğin şeyleri sevmedim ama bu iki hikayeyi çok sevdim, onu söyleyeyim buradan eğer izliyorsa. Sıyrılınca tabii saçı sakalı her şeyi üzerine atmaya karar vermiş. Berberin masasına, sandalyesine oturmuş, başlamış berber tıraş etmeye. Sakal yarıdan gitmiş, saç tam artık işte keli görünmüş filan. O arada içeriye bir kabadayı girmiş berbere. Büyük bir hışımla kalk demiş, bre demiş, bir şaplak keline kabak demiş dervişe. Derviş tabi dilsiz gerek, sövene elsiz gerek misali, hani o hımbıl Müslüman meselesi evet, var ya evet. Oradan aklıma geldiği için anlatıyorum. Kalkmış derviş, kenara çekilmiş zavallı, fakat adam tıraşa başlamış ama durmuyor ki. Kabak aşağıya, kabak yukarı, kabak aşağıya, kabak yukarı. Dervişi iyice rencide ediyor. Derviş de yine ses yok, seda yok. Tabi kabadayının işi bitince hakaretler savurarak gene berber dükkanından çıkmış ki dışarıda bir patırtı, bir kütürtü, yukarıdan gelen artık bir at arabası ya da başka bir şey altına alıvermiş kabadayıyı. Kabadayın cansız bedeni yola yığılıvermiş. Berber onu görünce dervişe dönmüş, hocam biraz ağır olmadı mı demiş. O da demiş ki vallahi ben hiç gücenmedim, hiç kırılmadım. Hatta içimden de hakkımı helal ettim ama... kabağında bir sahibi var demiş. Bizim hocalarımızdan yanılmıyorsam Mahmut Bayram Hoca anlatmıştı. Hani Türkiye'de bir kısım yasakların olduğu dönemlerde, işte şu yasak, bu yasak, ötekisi, biz yasak, yasağı çok severiz ya efendim. Yaşlı, herkesin hürmet ettiği bir zatın kafasında işte o günün giydiği beresi varmış efendim. Aksaray'da, Valide Camii'nin o arada, orada oluyor bu hadise. Efendim, almış yetkili zat kafasından, atmış yere ve çiğnemiş. Atmış yere, çiğnemiş. Bir dünyada hakaret etmiş adama.
O mübarek zat da böyle kendi içinden yürümüş gitmiş. O arada adam oradan ayrılınca diğer insanlardan birazcık cesaret sahibi olanlar demişler ki ya hiç iyi yapmadın bunu. Hayrola, ya bu herkesin saygı duyduğu, hürmet ettiği bir insandı. Yani buna o lafları söylemeyebilirdin filan deyince yapma demiş, ya hata mı ettik şimdi biz? Evet hata ettin, o zaman gideyim özür dileyim bari demiş ya. Koşmuş gitmiş arkasından, demiş özür dilerim ya, ben bilemedim etmedim. Vallahi evlat, dilekçeyi büyük yere verdim, gerisin geriye alma yetkim yok demiş. Dilekçeyi büyük yere verdim, gerisin geriye alma yetkim yok. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Onun için mazlumun ahını almamak, ah almadan yaşayabiliyor musun azizim dünyada? Önemli olan o. Eyvallah. Hocam reklam vaktimiz gelmiş, sevgili yönetmenim ikaz ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Reklamlara gidiyoruz, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Telefon olmasa da internetiniz olacak. TT.net yalın net limitsiz paket 12 ay ayda 59.99 lira. Üstelik modem içinde. Hadi TT.net satış noktalarına. TT.net'le her şey mümkün. TT.net yalın internet. Evinizde telefon olmasa da internet. Şimdi evinizde telefon olmasa da internetiniz olacak. TT.net yalın net limitsiz paket 12 ay ayda 59.99 lira. Üstelik modem içinde. Hadi TT.net satış noktalarına. TT.net'le her şey mümkün. Bir ayın sultanı Ramazan ayı kainata tüm bereketiyle geldi. Kur'an ayı Ramazan'da Kanal Türk ekranlarından açılan bir pencereyle sizleri Mekke ve Medine'ye bağlayacağız. Siz değerli izleyicilerimizi kutsal kitabımızın indirildiği mübarek topraklara, İslam'ın güneşinin doğduğu yerlere misafir edeceğiz. Dünyanın merkezi, Müslümanların kıblegahı, yeryüzündeki en mübarek yer, Allahu Teala'nın dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin ağırladığı dünyadaki merkezi Kabe'ye ve yapılan ibadetlere kadar çok özel konular paylaşacağız sizlerle. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlan sunumu, Serdar Tuncer'in sesiyle Mekke'den Medine'ye programı Ramazan ayı boyunca her akşam Kanal Türk ekranlarında. Yapan hazır kartlılar 150 TL'lik konuşup mesajlaşıyor. Üstelik Ramazan boyunca iftardan sahura her yöne 50 TL'lik konuşma ve mesajlaşma hediye. Turkcell, hayat Ramazan coşkusunu paylaşınca güzel. Benim annem çok acayip. Hiçbir şey atlamaz. Her şeyi bilir. Ne koyacaktı? Soğuk kanlıdır. Ama bir sempiriç yapar. Yendi, söyleyemiyorum. Çok da güzeldir. Şenpiriç, kadında annelerin özeni var. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubud Dariya. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, Elmacık su. Üstelik BPA'sız damacanada. Yurtbay Seramik. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, Elmacık su. Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle.
Biz de hızlıyız tabii ama bir yere kadar. O viraja daha önce giren çok oldu. Ama böyle çıkanı hiç görmedik. Sanki pençeleri varmış da yola geçirmişti. Petlas, yeni şehir efsanesi. Bir gülün kokusunda